Kanal Ufa Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bağlı kuruluşların bütçeleriyle devam ediyor. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmalarıyla dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ araştırma projesi yapılmıştır dedi. 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bağlı kuruluşların bütçeleriyle sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy milletvekillerine sunum yaptı. Anadolu'nun ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmalarıyla dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ araştırma projesi yapılmıştır diyen Bakan Ersoy şu ifadelere yer verdi. Anadolu'nun ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ araştırma projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taştepeler projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda öncelikli uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış. Bu çalışmaların sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek güçlü bir destinasyon oluşturmaya başlanmıştır. Sayın seyirciler, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada yaralanan baba ile kızı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Patlama Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Kuyubaşı mahallesinde binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanda çökme gerçekleşti. Açıklanmış değil ancak apartman yapılandığı açıklamaya. Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken 3 katlı binada yaşayan baba ile kızı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Doğal gaz kaynaklı apartmanın yaşandığı ifade etti. Binada 2 Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını ifade eden Ankara valisi Vasip Şahin şöyle konuştu. Burada iki Türk vatandaşının gencimizin kaldığı bir daire var. Yine bir Iraklı Türkmen aile var. Bir de Afgan aile var, iki kişilik. O Afgan ailenin bir başka komşusuna misafir olarak akşam gittiği ve evde olmadığı arkadaşlarımız tarafından teyit edildi. Dolayısıyla burada mevcut binada oturan kişiler itibariyle sayı itibariyle özellikle onu söyleyeyim. Yaralılar ve hastaneye intikal ettirilenleri kastederek söylüyorum. Sayı örtüşüyor ama tüm ihtimalleri biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlarımız değerlendirerek enkaz altı çalışmalarını da titizlikle sürdürüyorlar. Keçiören'de patlama meydana gelen binada incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şu ifadelere yer verdi. Dün gece buradaki patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz hemen 2 dakika içerisinde burada olmuşlar. Binanın arka tarafında, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğal gaz zannediliyor ama öyle olmadı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk. Onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Arkadaşlarımız Keçiören Belediye'mizle birlikte incelemelerini sürdürüyorlar. Biraz sonra da kaldırmaya başlayacaklar enkazı. Durum bu kadar. Büyük geçmiş olsun. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ölen sürücünün geçen yıl aynı otomobille yaptığı kazada 4 kişinin öldüğü öğrenildi. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
kaza gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yaşandı. Bilecik-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada Supi G'nin kullandığı hafif ticari araçla Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Supi G, Tekin G, Şahin G ve Mehmet Cengiz yaralandı. Sağlıkçılar tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin 8 Eylül 2020'de Gaziantep'te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Biz Bizip istikametine giderken daha bir araç hatalı sollama yapınca Şahin'e kafadan vurdu. Biz de sağ tarafa kaçtık. 4 ölü vardı, 2 çocuk, 2 yetişkin. Hayda telefonumuzu çekelim. Şanlıurfa Valisi Abdullah Verin, Eyyubiye ilçesine bağlı 80 Ören ve Yardımcı Kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyubiye ilçesine bağlı 80 Ören ve Yardımcı Kırsal mahallelerini ziyaret etti. Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve İl Müftüsü Ramazan Tolan'la birlikte 80 Ören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hazreti Musa Camii'ni ibadete açan Vali İrin, ikindi namazından sonra cami avlusunda mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Caminin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun diyen Vali Erin, caminin eksik ve ihtiyaçlarını tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Herkesten Allah razı olsun. Bir eksiği kaldıysa onu da biz tamamlamaya hazırız. 80 Ören Mahallesi'nden sonra Yardımcı Mahallesi'ne geçen Vali Erin, burada da vatandaşlar tarafından onarılan Cabir El Ensar Türbesi'ni ve camisini ziyaret etti. Kırsaldaki inceleme ve temaslarına Yardımcı Anaokulu'yla devam eden Vali Erin, gezdiği okulun eksik ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verdi. Buraya bir şey yapalım, bir bakalım, hem bahçe düzenlemesini yapalım hem de okul binası çok güzel ama içi çok güzel. Bir tane şey elden geçirsin. Bir tane hizmetli alan sonuç buradan doğduğumuz herhalde. İstanbul'da tedavi gören Şükrü Kuş operasyon için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih etti. Kardiyoloji doktorları tarafından kalbine 3 kablolu pil takılan hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Doktor öğretim üyesi Medicane Kaya, kardiyoloji uzmanıyım. İstanbul'da tedavi gören hasta operasyon için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih etti. İstanbul'da rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan hastaya kalp pili takılması önerildi. Tedavisini Şanlıurfa'da tamamlamak isteyen hasta, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine müracaat etti. Operasyon için onay alınan hasta, doktor öğretim üyesi Bedri Caner Kaya ve Ömer Faruk Çiçek tarafından anjiyo ünitesine alınarak 3 kablolu kalp pili başarıyla takıldı. Kalp pillerinin kalbin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişen sorunları düzeltmede kullanıldığını belirten Kaya şöyle konuştu. Hastamız bize İstanbul'dan başvurdu. Hastamızda kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım yatışı sonrasında pil önerilmiş. Bu süre zarfında hastamız Urfa'da tedavisinin olmak istediğinden ötürü bize başvurdu. Bu başvuru sonrasında hastamızda yaptığımız değerlendirmeler sonrası kalp piline ihtiyacı olduğunu bizler de gördük. Akabinde hazırlıklar yapıldıktan sonra hastamızı anjiyo ünitesine alarak 3 kablolu özellikle dediğimiz CRT denilen kalbin kasılma gücünü özellikle arttırıcı etkisi bulunan 3 kablolu pillerle desteklemeye çalıştık.
Bu operasyonu arkadaşım Doktor Ömer Faruk Çiçek'le birlikte başarılı bir şekilde yürüttük. Hastamız da şu an için gayet iyi. Şanlıurfa'mızda bu tarz tedavi stratejilerinin gelişmesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan hasta Şükrü Kuşsa şu ifadelere yer verdi. İstanbul Tekirdağ'da kalp sorunundan dolayı orada yatış verdiler. Fakat ben Şanlıurfa'yı tercih ettim. Şanlıurfa'da Caner Kayak Hocam ve Ömer Hocam sağ olsunlar başarılı bir kalp pili takma sürecinde sağlığımla alakalı büyük bir başarıya imza attılar. Şanlıurfa Devlet Hastanesi artık onların önünde emin ellerde diye düşünüyorum. Çok şükür sağlığıma da kavuştuğuma eminim. PKK ve YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Almaz çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. PKK-YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu Omar Almasek çıkarıldı. Mahkemece serbest bırakıldı. Almanya'da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK-YPG terör örgütüyle örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan'ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Süleyman lakaplı Omar Almasik jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Suriyeli ünlü sanatçı Omar Süleyman olarak bilinen Omar Almasik, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK-PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alınmıştı. Ölümle sonuçlanan saç ekim olayına ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilişkin aralarında biri başhekim ve bir doktorun bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilişkin aralarında bir başhekim ve bir doktorun bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada doktor gerekli müdahalelerin yapıldığını ancak ölüm olayı gerçekleştiğini söyleyerek başhekimse olayda kusurunun olmadığını savundu. İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, 11 Eylül'de saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatlarıyla müşterekler katıldı. Saç ekimindeki kanallar açılmadan önce hastanın göğsünde rahatsızlık başladığını söyleyen sanık doktor Albayrak, "İlk müdahaleyi ben yaptım. Daha sonra da mavi kot verdim. Hastanenin kardiyoloji uzmanları müdahaleyi yaptı. Daha sonra hasta geri döndürüldü. Grafi ve tıbbi işlem yapıldı. Kalp krizi geçirildiğinin tespit edildiği üzerine kalp uzmanları stent takma işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak daha sonraki müdahalede hasta kurtarılamadı. Suçsuzum, beraatimi talep ederim şeklinde savunma yaptı. Anestezi teknikeri Evin Baykuşak'sa mavi kot verildiğinde şoka girdiğini söyleyerek hastanın 8 santimlik 10 santimlik alana ekim yapılacağı için verilen normal ve küçük bir dozdu. Fazla doz uygulaması söz konusu değildir dedi. Diğer anestezi teknikeri Şehnaz Çelebi de verilen anestezinin normalin altında olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. İddianamede hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, Doktor Mehmet Albayrak ve anestezi teknikerleri Evin Baykuşak'la Şehnaz Çelebi hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yapımına başladığı gençlik merkezinde sona yaklaşıldı.
Karaköprü ilçesi Esentepe mahallesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan gençlik merkezinde sona gelindi. Cephe ve iç mimarinin titizlikle düşünüldüğü ve tasarlandığı gençlik merkezinde bakım ve onarım çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, merkez tamamlandığında gençlerin yeni adresi olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençliğe, genç sporculara verdiği önem ve bu yönde yapılan çalışmalar, üretilen projeler her alanda kendini gösteriyor. Karaköprü'de gençlik merkezini inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilgili birim müdürleri ve daire başkanlarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkanım bir de burada yalıtım var bunun altında, ses izolasyonu var. Kesinlikle sesini çalıştırıyor. Başkan Beyazgül, gençlere müjdeyi yaptığı Şanlıurfa'nın gençliğine ve dinamizmine yetişmek için yeni tesisler hazırlıyor, onlara inanıyoruz mesajıyla iletti. Karaköprü, Esentepe mahallesinde sona yaklaşılan 5 katlı gençlik merkezi içerisinde atölye, yatakhane, konferans salonu, espor merkezi, Z stüdyo, idari odalar, toplantı odası, mescit ve misafirhane de bulunuyor. Sevgili izleyenler, mantar ve egzama gibi deri hastalıklarına karşı faydalı olduğu bilinen defne sabununun faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği defne yaprağı nedeniyle doğal bir ürün olan defne sabununun faydalarını sizler için araştırdık. İşte defne yaprağının faydaları. Binlerce yıllık geçmişiyle insan hayatında her zaman var olan defne sabununun faydaları nedir? Gelin hep beraber öğrenelim. İnsanlar saç ve cilt bakımını korumak için çeşitli ürünler kullanırken özellikle bitkisel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen defne sabunu, düzenli kullanımı sonucu saç dökülmesini de azaltıyor. Ballı sütte kabak lifleri. Defne sabunu, defne bitkisi ve zeytinyağının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kokusu ve doğallığıyla yerli ve yabancı turistler defne sabununa yoğun ilgi gösterirken Şanlıurfa'da da meraklısı çok. Defne sabunu satan ve kullanımının çok olduğuna dikkat çeken esnaf Muhammed Dinanet şu ifadelere yer verdi. Defne sabunu Hatay özgü bir sabundur. Saçtaki dökülme, saçtaki kabuklanma, kepek, ciltteki mantara iyi gelir. Ciltteki akne sivilceye de iyi gelir saçtaki. Hatay özgüdür. Bu Hatay özgüdür. Yağ oran farkı var. Mesela bu %100 defne. Aynen saf. Şunda %80 var. Onda %50 var. Farkları şu. Hepsi doğal orijinal el yapımı. Bizim kendi Hatay'da ustalarımız var. Onlardan sipariş üzerine alıyoruz. Urfa'da rağbet var ve şimdi normal çarşıda satılan ürün de var. Bizim sattığımız ürünler de var. Ayrı ayrıdır. Mesela orada da var. 3 liraya 5 liraya satıyorlar. Onlardan biri değil bizimki. Hepsi doğal el yapımıdır. Onlar fabrikasyon. Aynen cilt ve saç için genelde kullanılıyor. Saçtaki dökülmeye birebir. Çok güzel bir kokusu da var efendim. Ballı sütte kabak lifledir. O da bize özel sipariş olarak geldi. Bir kaza haberi de Siverek'ten geldi sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Siverek ilçesinde traktörle otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde ilçenin Esmerçayır mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada B'ye, NC, HC ve Z'ye yaralanırken traktör ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müzik
Haliliye Belediyesi halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Haliliye Belediyesi halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatlarla satışın önüne geçmek amacıyla market denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde halk sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yapan ekipler, COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yanında hijyen, iş yeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırmasıyla ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 444-22-63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne gelen şikayetlerle bölge bölge yapılan denetimlerde halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti. Kurak geçen mevsim nedeniyle Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası okundu. Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası okundu. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da sonbaharda yeteri kadar yağmur yağmaması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Bu ay içerisinde ekinlerini toprakla buluşturan çiftçiler yağmurun yağması için umutla bekliyor. Sayısız nimetlerle donatan, hastalığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz. Kasım ayı ortası olmasına rağmen yağmur yağmaması nedeniyle kentteki bütün camilerde yağmur duası okundu. Cuma namazına giden vatandaşlar namazlarını kıldıktan sonra yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua etti. Eyle ey Allah'ım, insanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle ey Allah'ım. Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangınlara ve doğal afetlere karşı insanları bilinçlendirmek amacıyla hastane bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi. 444'ü arayarak çağrımızı başlattı. Hasta ve hasta yakınlarına duyurulur. Balıklı Göl Devlet Hastanesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde yangınlara ve doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla hastane bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi. Yapılan tatbikatta temsili olarak ateş yakılarak yangın tüpüyle nasıl söndürüleceği ve yangın esnasında binada mahsur kalan vatandaşların nasıl tahliye edileceği ve uygulamalı olarak hastane personeline anlatıldı. Balıklı Göl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor İsa Aydın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hastanemizin afet ve acil durum planlaması kapsamında 2021 yılı sağ tatbikatımızı da yerine getirdik. Bu tatbikat esnasında afet ve acil planlama ile ilgili hastanemiz personelleri ve görevli kişiler olsun. Bunun dışında itfaiye ekipleri olsun tatbikatta bizleri desteklediler. Bütün planlamanın basamakları başarılı bir şekilde yerine getirildi. Gerekli teçhizat ve diğer personel destekleri olsun yerinde olduğu görüldü. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı duruma karşı teyakkuzda ve tetik halde olduğumuzu da bilmiş olduk. Karaköprü Belediyesi yeni açılan ve yenilenen yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Finişleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Doğukent Mahallesi'nde yeni açılan yolları kilitli parke ile döşerken yayalar içinde kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede bozuk yol bırakmamak adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederken, yeni açtıkları ve altyapısı tamamlanan yolları kilitli parke ile döşeyerek hazır hale getirdiklerini kaydetti.
Doğukent Mahallesi'nin yanı sıra Seyrantepe, Güllübağ, Atakent ve Batıkent mahallelerinde de yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması yapıyor. Sayın seyirciler, Kudüs'te 50 bin Müslüman Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. İşgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bir araya gelen yaklaşık 50 bin Müslüman, İsrail polisinin sıkı önlemlerine rağmen Cuma namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Derneği'nden yapılan açıklamada 1948'den beri işgal altında bulunan Kudüs'teki kişilerin ve Batı Şeria'dan gelenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşarak Cuma namazı kıldığı ifade edildi. İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler alarak birçok kişinin girişini engellediği, gelenlerin üstlerinin arandığı ve kimliklerinin kontrol edildiği belirtildi. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Deneyimli teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaşan Şanlıurfa Spor'da pazar günkü Sparta maçı için tek hedef galibiyet. Ekip bugün de 11 Nisan stadyumunda hazırlıklarını sürdürdü. Bu hafta kendi evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak olan Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Serdar Bozkurt'la yollarını ayırmasının ardından Ali Tandoğan'la anlaşan Şanlıurfa Spor hazırlıklarını bugün 11 Nisan stadyumunda sürdürdü. Şanlıurfa'ya gelmesinin ardından ilk olarak kulüp tesislerinde, ardındansa 11 Nisan stadyumunda antrenmanlarını sürdüren teknik direktör Ali Tandoğan futbolcularla yakından ilgilendi. Sonra işliyorduk. Herhangi bir sakatlığın olmadığı takım ağırlıklı olarak pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Sarı Yeşilli ekip pazar günü 11 Nisan stadyumunda saat 13'te Isparta ile karşılaşacak. Elektriklerin kesik olduğu bir akşam saatinde ekip arkadaşlarımız ile birlikte ana haber bülteni sizlerle aktarmaya çalıştık. Malumunuz bizler yayınımızı Şanlıurfa'nın en gözde mekanlarından biri olan turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl platosunda bulunan merkezde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 saattir hiçbir uyarı yapılmadan elektrikler maalesef kesikti ve elektriklerin kesintisine maruz kaldık. TEDAŞ tarafından millete yapılan bu zulme kim dur diyecek? Bizler de en az sizler kadar merak ediyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Karanlıkların olmadığı aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.